birlikte Arda Turan'ın gazetecilere sarf ettiği tehditvari o sözler. Arda Turan'ı böyle sinirlendiren soru neydi? Ve Arda Turan kafanı gözünü kırdırtma dediği muhabirlerin karşısına geçip nasıl günah çıkardı? Siz de bazen bizim konuşmama hakkımıza teşekkür edip devam etme hakkımıza saygı göstermeniz lazım. Önce öfkeli, sonra sevimli. Biz iyi güzel yapacağız inşallah. Dünya devi Barcelona'da tutunamayıp Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, geçtiğimiz haftalarda bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Aslıhan Doğan'la evlenmişti. Yeşil sahalarda eski formunu aratan Arda Turan'ın eşiyle çıktığı bir gece turunda soru soran muhabirleri tehdit ettiği yolunda haberler yansıdı gazete sayfalarına. O gecenin ses kaydı. Muhabirler Aslıhan Doğan'a evlendikten sonra bazı yasaklar koyup koymadığını soruyor. Arda Turan bu tepkiyi veriyor. Habercileri bu tehditvari sözlerinin ardından eşimle konuşuyorsunuz şeklinde uyaran Arda Turan'ın ağzından hakaret cümleleri de çıkıyor. Evet, yeşil sahalarda eski günlerini arayan, milli takıma seçilmeyen Arda Turan'ın medya ile ilişkilerinde de eski sempatisini kaybettiği gözleniyor. Bu gecenin görüntülerinin yayınlanmaması için gayret gösterdiği iddia edilen Arda Turan, kameralar karşısına moda haftasında çıktı. Olay soruldu elbette kendisine. Tatsız bir olay, aslında tatsız bir olay değil biliyorsun ben. Yani ben sizi çok severim. Her zaman da gece sabahlara kadar beklersiniz. Çıkar konuşurum. Hiçbir zaman da şey yapmam. Ama bazen tabii kardeşler her yerdesiniz. Size saygı duyuyorum. Ama her yerde olunca da siz de bazen bizim konuşmama hakkımıza teşekkür edip devam etme hakkımıza saygı göstermeniz lazım. O gece tehdit ettiği muhabirlere sevgi gösterisinde bulunan Arda Turan ihaleyi müdürlere yıkmayı da ihmal etmedi. Bir de şöyle bir durum var. Yani sizle konuşuyoruz. Gazeteye gidince gazete sayfalarında iş farklı yansıyor. Müdürleriniz öyle yapıyor. Sonra diyorsunuz ki ya müdürler böyle yaptı falan biliyorsun. Sonra oradan köşe yazarlarına kadar gidiyor. O yüzden bu sirkülasyonu biliyorsunuz. Sonra da anlayıştan söz etti. Ya birbirimize anlayışla iyi gidersek sonuçta benim eşim bir köle değil. Herhangi bir yasak masak bunlar hoş cümleler değil. Siz biraz anlayış biz biraz anlayış beraber ilerleriz. Onun dışında bir sıkıntı yok yani. Röportajın finalinde de iyilikten ve güzellikten bahsetmeyi de ihmal etmedi. Biz onlar konuşsunlar. Biz iyi güzeli yapacağız inşallah.